He? Bak Hindi tam 7 aylık gebe gibi mi oldun? Değil mi kız Ceylan? Ah! Ne oldu kız? Ah! Bebek! Tekme attı. Bebeğim, sen tekme mi attın? Ben buradayım mı dedim? Ben de buradayım bak. Ben bir hava alacağım. Neco, yine kızın fotoğraflarına mı bakıyorsun? Ha, öyle bakıyorum. Çok özledim. Kaç ay oldu? Ya acaba bir gitsen mi sen kapısına? Ne bileyim, belki öfkesi soğumuştur. Belki affeder seni. Öyle mi diyor? Ha, ne bileyim, insan umut etmek istiyor. Ben de diyorum ki, çıksam kahramanın karşısına, karnımda senin bebeğin var. Bugün ilk defa tekme attı desem, affeder belki diyorum mesela ben. Ne bileyim işte ben. Ha, affeder affeder. Bekle. Bana bak, ben de atarım seni sokağa. Kahraman zaten yüzüne bakmaz. Kucağında bebenle pavyonlarda telef olursun. Salak. Şimdi Neco, bir kadına kendini nasıl affettireceğim biliyor musun? Nasıl? Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Yok, hayır. Dediğim gibi, Sencer sadece hapse girecek. Nareyle Melih'e de zarar gelmeyecek. Bu konuda bir anlaşalım. O zaman bana daha iyi sebepler vermen gerekecek. İşime gelecek sebepler. Dürüst sebepler. Hadi ama ya. Bak ben hayatımda ilk defa yeni tanıdığım birine bu kadar açık oynuyorum. Sana numara yapmıyorum. Sen de açık ol. Ben yemediğim için numara yapıyorsun. Tamam, o da var. Ama düşünsene. İçindeki her şeyi anlatabileceğim biri iyi olmaz mıydı? Her şeyi tanıdığı konuşturabileceğim biri. Seni yadırgamayacak. Yargılamayacak. Şeytansın. Satsana ruhunu bana. Çok yakında sağlıçları batırmış olacağım. Evlerine kadar kaybedecekler. Bu arada cesedi bulmuş olmak istiyorum. Bence hapse girsin. İçerideyken öğrensin iflas ettiğini. Hiçbir şey yapamasın. Da kalsınlar istiyorum. Ne evini ne şirketi kurtaramasın. Ailesini, Nare'yi koruyamadığı için çıldırsın. Hatta belki gelip bana yalvarsın. Ölmesinden daha iyi değil mi? Vay be. Benim bile içim soğur. O zaman ben şirketi batırmak için uğraşmaya devam edeyim. Sen de Nare ile arkadaş ol. Cesedin yerini al. Anlaştık. Abimin mezarını bulduk ve kazdık bile o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Söyle. Patron, Yeliz Bey Sahra Hanım'ı kahvaltıya getirdi. Tamam, ayrılma oradan. Tamamdır. Bak, Yeliz Akın'ın kardeşinin yanına gitmiş. Dedim ben sana, Sahra'ya yanaşacak o diye. Mezarı da bulacak, bak görürsün.